9. oldeyiz. 911. Vay. Acil. 911. Acil. Acil bir standdayız. Cadıdayız ve Ercan Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Böyle rahat rahat. Şimdi izleyicilerimiz için tabii bana kıpırdamayın diyorlar ama koltuklar o kadar rahat ki şimdi arkadaş işte canlı yayını bitirdikten sonra ben biraz uyumaya geçeceğim burada. Gayet rahat, gayet keyifli dinlenme koltukları. Ercan Bey öncelikle hayırlı fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl geçiyor? Siz izleyicilerimiz için şunu söylemekte de fayda var. Biz hem 9 TÜYAP'ta 9. ol 911'deyiz. Aynı zamanda İstanbul Fuar Merkezi'nde CNR'de 411 nolu 4. oldayız. 4. holde 411'deyiz. Yani aman biz CNR'de görmemiştik diyenler TÜYAP'ta görebilir, TÜYAP'ta fark etmedik diyenler CNR'da görebilir. Evet, doğru. Her iki fuarın nabzını sizden iyi tutacak kimse yok. İki fuarda farklı branşlara hizmet ediyor. Orada daha kontrat, sandalye, masa grubuyla katıldık. Burada konfor dediğimiz daha relax koltuklarla ilk kez test ettik. Biliyorsunuz 2 yıldır fuar ertelemelerinden dolayı ciddi bir Ar-Ge süresi yaşadı bütün firmalar. Oldukça hazırlıklı tüm firmaları gördük. Farklı bir kulvarda kendimizi test etme fırsatı oldu. Ama şimdiye kadar fuarlarla kıyaslanmayacak düzeyde yabancı ziyaretçi vardı. Şunu çok net gördük. Direkt almak isteyen firmalar, yabancı firmalar çok yoğun bir talep gösterdiler. Bütün katılımcılar için de sanırım en verimli fuarlardan bir tanesi oluyor. Bol bol yazdığınız gözlerinizden belli oluyor. Yorgunluk var. Dün CNR'da İstanbul Fuar Merkezi'nde yayın yaparken sevgili Modoko'nun başkanı aynı zamanda Koray'la dedim ki para sayma makinalarını gördüm. Hiç kıvırmayın. Ama bildiğim kadarıyla siz herhalde direkt banka hesabıyla Bitcoin'le falan satıyorsunuz değil mi? Yok, 2 yıldır teknolojik olarak altyapımızı çok geliştirdik, çok para harcadık. Bunun karşılığını topluyoruz diyelim. Türkiye'deki en gelişmiş ahşap CNC makineleri, metal CNC makineleri bu süreçte bünyemize katıldı. Çok yüksek adetli ürün üretilebilir bir altyapı hazırdı zaten. Yani bu fuara yalnız ürün olarak değil, üretim olarak da hazır katılmak çok çok önemliydi. Yoksa yüzlerce konteyner sipariş yazıp akabinde bu malları veremeyecek bir altyapı çöküntüye uğruyor. O yüzden daha önce harcadıklarımızı topluyoruz diyelim. Bildiğim kadarıyla tabii ihracatın dışında çok ciddi proje anlamında işleriniz var. Yani komple bir otele girdiğiniz zaman hareketli mobilyaları A'dan Z'ye zaten cadı konuda oldukça iyi bir konumdaydı. Aslına bakarsanız 15 yıldır şehir hastaneleri başta olmak üzere yurt içi havaalanları ve 5 yıldızlı oteller olmak üzere projeleri yoğun bir şekilde yapıyor firmamız. Bu da müthiş bir donanıma ve altyapıya mal verdi. Tüm çalışanlarımız bu anlamda yetişkin elemanlar haline geldi. Ama fuarlarda projelerden ziyade standart ürün bağlantıları ve satışları veya müşterilerin getirdiği kendi modelleri üretimi konusunda bazı bağlantılar kuruluyor. Oteller beraberinde büyük bir yorgunluk ve sıkıntı da getirebiliyor üretim aşamalarında. Ama yurt içi oldukça fazla otel yaptık. Bu konudaki tecrübemizi de devam ettireceğiz. Dediğim gibi aylık 50 bine ulaşan bir kapasite mevcut şu anda. Ağırlıklı yurt dışı olmak üzere hem yurt dışına ürün üretmeye devam edecek. Tabii her iki fuar merkezinde de bildiğiniz gibi 31 Ocağı kadar fuarımız uzamış vaziyette. Bir gün uzatıldı ilk günkü kardan dolayı. Hala fuarı ziyaret edemeyenler için, hala programında olanlar için son olarak neyi söylemek isteriz? Bu fuar gerek profesyonel alıcıların, mimarlık firmalarının hem de ev müşterilerinin kaçırmaması gereken bir alan. İhtiyaçlarını rahatlıkla bu fuardan karşılayabilirler. Konu ne olursa olsun fuarların ben kaçırılmaması gerektiğine inanıyorum. Bu kadar firmayı bir arada görmek, bu kadar ürünü bir arada görmek normal şartlarda çok çok büyük bütçelerle sağlayabilirsiniz. O şehirlere, o ülkelere gidip de o firmanın o ürünlerini görmek ciddi
maliyet getiriyor ama bu da hepsi bir arada. Çayları, kahveleri yudumlarken aynı zamanda ürünlerin rahatlıklarını gelip test etme fırsatları var.